İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Konseyi'nin 30. oturumu 9 Eylül'de gerçekleşti. Okampo, Artsakh halkı birlik olup sesini ve talebini dünyaya duyurmalı. Meher Arutyunyan, Karabağ sınırını Artsakh ile değiştirdik. Artsakh'taki yeteneklere yönelik Ben Artsakh'ta Doğdum programı başlatıldı. Batı Ermenistan'ın evlatları Georg Nalbantyan, Vahagın Karakaşyan, Haç, Dağ, İnanç. Tatlı Evim Adana belgesel filmi Aintab Kısa Film Festivali'nde gösterildi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Konseyi'nin 30. oturumu 9 Eylül'de gerçekleşti. Oturumda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan ve Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan katılımcıları selamladılar. Batı Ermenistan'ın Bayan Devlet Başkanı Yaz Üniversitesi ile ilgili etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek etkinliğin beklendiği gibi bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti. Margosyan, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin varlığından pek çok kişinin haberdar olduğunu, hem Birleşmiş Milletler'de hem de her yerde Ermenilerin haklarını koruyabilecek bir devletin bulunduğunu vurguladı. Devlet Başkanımız Lidya Margosyan, etkinlikte Ermeni temsilciler ile Fransa'dan temsilcilerin bulunduğunu, bunların Batı Ermenistan Devlet Başkanı Lidya Margosyan ile Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan'ın Birleşmiş Milletler'de yürüttüğü devasa çalışmalara çok değer verdiğini belirtti. Batı Ermenistan Ulusal Konsey Başkanı Armenak Abrahamyan, etkinlik sırasında Ahtamar'daki Kutsal Haç Kilisesi'nde 12. ayine katılan Batı Ermenistan temsilcileriyle temas kurduklarını, kendilerinin de katılımcılara selamlarını ilettiklerini ve forumu kutsadıklarını bildirdi. Artsakh Birliği ve Birleşik Başkanı Artak Bektaryan'ın girişimiyle Artsakh toplumunun bir dizi aktif temsilcileri, 9 Eylül'de Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Luis Moreno Ocampo ile görüşmede bulundu. Toplantıda Artsakh halkının haklarının korunmasına ilişkin konular ele alındı. Ocampo, dile getirilen konularla ilgili tavsiyelerde bulunarak Artsakh Ermenilerinin hakları için herhangi bir devlet veya hükümet mücadele edene kadar Artsakh halkının birlik olup Batı Ermenistan'ın yerli halkıyla birleşip diaspora Ermenilerini de kapsayacak şekilde sesini ve taleplerini dünyaya sunması gerektiğini, bunun büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti. Ocampo ayrıca Bakü'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP29'a da değinerek Aliyev rejiminin Artsakh'ta gerçekleştirdiği soykırım Armenosit eylemleri hakkında etkinlik katılımcılarının bilgilendirilmesi için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini kaydetti. Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Ocampo bu doğrultuda bugüne kadar yapılan çalışmaları da aktararak iş çok, fırsat az ama mücadele etmeliyiz ve Artsakh Ermenilerinin yalnız olmadığına inanmalı, dost ve ilgili tarafların sayısını artıracak adımlar atmalıyız ifadesinde bulundu. Tarihsel isimlerin sıklıkla siyasi araçlara dönüştürülerek maksimum çıkarların gerçekleşmesine katkıda bulunması ilginçtir. Artsakh bu bağlamda bir istisna değildir. Halkımızın kültürel ve tarihi mirası olan bu önemli alanın adının kullanımı çoğu zaman gerçeğin yeniden çizilmesi ve tarihin silinmesi amacıyla yeniden şekillenmektedir. Şuşi Teknoloji Üniversitesi doçenti Gacar adlı bilim merkezi başkanı tarihçi Meher Harutyunyan'ın da belirttiği gibi Karabağ teriminin kullanılması muhaliflerin yıllardır yürüttüğü hibrit savaşın bilgi alanına katkı sağladı. İsimlerin yanlış kullanımı yalnızca uluslararası toplumu yanıltmayı değil, aynı zamanda yerleşim yerlerinin Ermeni aidiyetini inkar ederek tarihi kökenlere konusunda şüphe uyandırmayı da amaçlıyor. Bu yüzden Karabağ terimini Artsakh olarak temelden değiştirerek manipüle etmeye çalışan işgalci, fetihçi politikalara karşı mücadele ettik. Bu adım sadece bir savunma tedbiri değil, aynı zamanda tarihimizi inkar etmeye yönelik girişimlerin kınandığının da bir hatırlatıcısıdır. Arvest 23 adlı STK'sı Artsakh'tan
18 yaş altı yetenekli müzisyenlere yönelik Ben Artsakh'ta Doğdum programının lansmanını duyurdu. Bu fikrin babası Doğu Ermenistan'ın UNICEF elçisi Şef Sergey Sımpatyan'dır. Program, kurslar, ustalık sınıfları ve konserler aracılığıyla genç müzisyenleri desteklemeyi amaçlıyor. Yabancı dil dersleri, müze gezileri ve devlet senfoni orkestrasının konserlerine davetler de sunulmaktadır. Mali destek, araç ve gereçler sağlanmaktadır. Biyografilerinde Artsakh'ta doğdum cümlesini yazan, Artsakh'ın Ermeni gelini tüm dünyada yaşatmaya devam edecek kaliteli profesyonel müzisyenler yetiştireceğimize inanıyoruz. Batı Ermenistan'ın Aintab şehrinde doğan Gevorg Nalbandyan, Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit sırasında anne ve babasını kaybetmiştir. Yetenekli müzisyen, Ermeni Apostolik Kilisesi tarafından kilise müzik öğretmesi için davet edildi. Soykırım Armenosit sırasında Suriye'ye kaçtı, ardından Etopya'ya yerleşti. Etopya'da İmparator 1. Haile Selassie ona bir milli marş yazması teklifinde bulundu. Nalbandyan, soykırım Armenosit sonrasında Kudüs Yetimhanesi'nde ortaya çıkan Ermeni yetimlerden topladığı Ulusal İmparatorluk Orkestrası'nın da yöneticisiydi. Nalbandyan'ın bestelediği Etopya Ulusal Marşı da ilk kez o orkestra tarafından seslendirilmişti. Kudüs ziyareti sırasında çocukların yeteneklerinden etkilenen Selassie, Ermeni Patrikhanesi'ni çocukların kendi ülkesine taşınmasına izin vermeye ikna etti. Etopya'da küçük müzisyenler daha sonra Etopya Mutlu Ol adını verdiği bir milli marş yazması istenen Nalbandyan tarafından yönetiliyordu. Amharca'da 40 çocuk anlamına gelen Arpa Liçoç Korosu, marşı ilk kez 2 Kasım 1930'da Selassie'nin taç giyme töreni sırasında Nalbandyan önderliğinde halka açık olarak seslendirdi. Gevorg Nalbandyan, çoğu imparatora ithaf edilen 50'den fazla Etopya şarkısı yazdı ve kendisi aynı zamanda Addis Ababa Tiyatrosu'nun kurucusuydu. Bugün Ayncar'ın kurtuluşunun 85. yıl dönümü kutladığımızda, Ermenilerin Vartanans ruhuyla topraklarını savunarak amansızca ölüme karşı savaştıkları Musa Dağı'ndaki kahramanca mücadeleyi hatırlamadan edemiyoruz. Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid'in ardından Musa Dağı halkı pek çok zorluktan geçerek Lübnan'a yerleşmiş ve 1939 yılında Ancar'ın ilk nesli gençleri milli ve manevi değerlerle eğiterek yeni toplumun yaşamını düzenlemiştir. Milletin ilerlemesi, kültür, tarihi hafıza ve vatanseverlik temelinde inşa edilir. Ancar 85 yıl boyunca ulusal değerlerini korudu ve vatansever nesiller yetiştirdi. Ancar'da geçen bu yıllar kavga yeteneğimizi yeniliyor ve gelecekteki zorluklara birleşik güçle yüzleşmeye çağrı yapıyor. Kızılaç bayrağı, Fransız gemilerinin direnen Ermenileri Musa Dağı'ndan kurtarmasına olanak sağladı. Tarihsel olarak bu bayrak, Bulonyalı Godfrey'in 1097'de Kilikya'ya geçmesinden bu yana Haçlıların standardı haline gelmiş ve o zamandan beri Hristiyanlığı simgelemektedir. Bu bayrak daha sonra Kilikya'nın resmi bayrağı oldu. Ortadaki büyük kırmızı haç Ermeni milletini temsil ediyor ve bayrağın üzerine yayılan 4 küçük kırmızı haç bölgenin diğer yerli halkları Asuri Süryanileri, Keldanileri, Haldileri ve Rumları temsil ediyor. Ondan önce Kilikya'nın kurtuluşunu takip eden Doğu Lejyonu'nun bayrağıydı. Ermeni Lejyonu kurulmuş ve bunun sonucunda 4 Ağustos 1920'de Kilikya'nın bağımsızlığı ilan edilmişti. Kilikya bayrağı daha sonra Güller Devrimi'nin bir sonucu olarak 14 Ocak 2004'te Gürcistan'ın yeni hükümeti tarafından kabul edildi. Aintab Kısa Film Festivali kapsamında Nagihan Uskan'ın Müslümanlaştırılmış Ermenileri anlatan Tatlı Yuvam Adana adlı belgesel filmi gösterildi. Kaynak agunk.net artı gerçek medyanın verilerine dayanmaktadır. Bu film ilk kez Nar Sanat Birliği ve Dersim Nor Orb işbirliğiyle düzenlenen festivalde gösterildi.
Gösterimin ardından soruları yanıtlayan yönetmen, Ermeni kökenlerini 27 yaşında öğrendiğini ve bu hikayenin milyonlarca Müslümanlaşmış Ermeninin yaşadığı işgal altındaki Batı Ermenistan'da nasıl yaygın bir fenomen haline geldiğini belirtti. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.